Şimdi, e, haklıydın. Bu söz senin mi? Benim. Peki. Haklıydın, iyi oldu, aramadığın. Evet. Mazoşist. Böyle başlıyor zaten. Haklıydın, iyi oldu, aramadığın diye şarkı. Ya da hak vererek karşı tarafın zırhını kır kırıyor olabilir. Olabilir. Bekledim de hiç kapımı zorlamadın. Evet. Haklı <laughs> çünkü. Bu hayatta bana doğru akmadın küçük bir ümide bile yer bırakmadı. Ne oldu kız? Aşk acısı mı yaşandı şeyde? <laughs> Haklıydın, iyi oldu kalbini kapattın. Düşündüm de belki beni korudu Tanrım. Üf. Çünkü <laughs> seninle çürürdük aynı toprakta. Var ya bir yastıkta kocayın mezara kadar. <laughs> aynı yere gömüyorlar. Çok pahalı mezar. Bir manası da yok <laughs> yani bu arada. <laughs> Çünkü seninle üşürdük aynı yatakta. Bir yastıkta büyürdü dağlar aramızda. Sen haklıydın imkansızdı bu Bak şimdi bu kendi bak haa. Bak. Bak şeyi Tuğkan. bak şeyi dönüştürmüş gördün mü? Deyimi dönüştürmüş değil mi? Burada. Yani He, bir yastıkta büyürdü dağlar aramızda. Hangi deyim? <laughs> neyi dönüştürdüm? Aramızda dağlar var. Hem, bir yastıkta kocamak değilim. büyümek, ikisini birbirine geçiriyorsun, oradan e, alegori yapıyorsun, bir şey yapıyorsun, çarçurt yapıyorsun, onu oraya dönüştürüyorsun. seni. <laughs> ben mi yanlış anlıyorum, doğru mu? Yo nasıl doğru. anlamak doğru. istersen, işte bütün şarkı sözlerini böyle anlıyorsun, nasıl anlamak istersen. Olur mu? O abstrak resim o, abstrakt o da ressamlar öyle diyor. Ne, ne, ne yaptınız? Sen ne görüyorsan o gibi oluyor. Ama şarkıda herhalde sen bir şey söylemek istiyorsun. Sen haklıydın imkansızdı bu sevda. Yaralıydın hazır değildin hırpalardın. Yırtardın kanatlarımı uçamazdım. Geceyle gündüz kadar başkaydık. Bir bütün olmaya korkardık. Ondan haklıydın iyi oldu aramadığını ondan söylüyor. Haklıydın iyi oldu kalbini kapattın. Düşündüm de belki beni korudu Tanrım. Çünkü seni de çürürdük aynı toprakta diye devam ediyor. Güzel. Ya çok aşık, çok duygusal biri. Aşkını ve duygusallığını bir yere bırakmış. Mantığıyla bir şarkı yazmış gibi olmuş. Yani geberiyor ölüyor aşkından ama ama hala da ölüyor. 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 Ama... Ölüyor. Belki bir kaçış noktasını bulmaya çalışıyor. kaçış noktası bulmaya çalışıyor. Bir şey... E... Kendine mi? Ee, ikna etmeye çalışıyor Kendini mi kandırıyor Kendini Seviyor kandırıyor. da tam iyi Ama oldu gittiğin de... Zaten kalsan Perişandı halim falan mı Yani ee, Bir de gerçekten içten içe Şimdi bizi üzen bazı olayların aslında bizim iyiliğimiz için olduğuna inanıyorum. Yani şu an farkında olmasak da bir şeye çok üzüldüğümüzde e, hepimizin başına gelmiştir. Bundan yıllar sonra bir bakarız ki iyi ki olmamış deriz. Öldürmüyorsa güçlendiririz şey. gibi bir ha. şey. Evet. Hı. Artık. Yani iyi ki olmamış dediğimiz çok fazla şey var hayatta. Hmm. Ya bu özel hayatında ilgili bir şeye girmek istemiyorum ama hayatında bir aşklar başlayıp bitiyor mu? Yine girmiş oluyorum, olmuyor mu? <laughs> yani yani bu mesela bu gerçekçi bir e, ya ben gerçek e, bir olaydan mı ilham alarak yazıyorum? Şöyle e, ben öyle zannettiğim için de... kendi içimde çok gelgitler yaşadığım için. Yani Selami Şahin çoğu abimiz oldu, gibi mi mesela gibi. ben bu aşkları yaşamıyorum ama. Yaşasam nasıl olurdu diye bakıyorum Yok, mu? Yok öyle değil. Çoğunu yaşadım. Ama e, öyle olduğunu zannettiğim için e, de bazen. Yani hani kendi içimde bazı olayları çok büyüttüğüm için. Gerçekte hmm. öyle olmadığı halde. Hmm. E, öyle hissederek yazdığım çok şarkı oldu. Hmm. Yani e, belki on, o, öyle büyük duygular yaşamayı... ...yaşamaktan hoşlanıyorum birazcık. Öyle bir tarafım var. Evet belki mazuş isteyebilirsin. Hayır ama bu öyle olması <laughs> gerekmiyor. Zaten sanat... ...zaten kendi... Ee, ...tırnak içinde söylüyorum... ...kendi abartısı... ...kendi Abartı, hoşa evet. gitme... E, ...yoluna dökme... E, ...onu e, şarkılaştırırken... ...sözler yazılırken... ...onu kahramanlaştırma... Hı hı. E, ...gerçekliği değiştirme... Gerçekliği değiştirme, aşk da gerçekliği değiştirme zaten. Hepimiz birçok senaryolar yazabiliyoruz, sarnılara kapılabiliyoruz. Ben de o dönemlerin çoğunda son, genellikle bir şeyler yazıyorum. Yani gerçeğe Başıma uygunluk gidiyor. aslında aleladeleştiriyor birçok yazar için. Hı hı. Yani sıkıcılaştırıyor. Evet, sıkıcılaştırıyor. Yani onun için zaten mesela hmm. e, bir yazarın e, yazdığı şey, ya biz o olayın şahidiyiz, o olay öyle olmamıştı ki yani e, her yazar da onu söyler yani ben güzel bir kurguyu güzel bir anlatıyı niçin gerçekle bozayım ki zaten gerçek zaten aleladedir. O aleladelikten sanatçıların çıkardığı şey güzeldir. Evet ama bazen de alelade zannettiğimiz Durumlar ve insanların içinde bile ne fırtınalar koptuğunu bilemiyoruz. Hı. Yani hani aslında birçok insan benim yazdığım şeyleri kendi içinde yaşıyor çoğu zaman hayatının bir döneminde. Ben sadece utanmadan söylüyorum. <laughs>